Yalıtkan zemin üzerinde bulunan bir öğren yüklenmiş durumdaki Van de Graaf jeneratörü topuzuna dokunup yük geçişi tamamlayıncaya kadar beklediğinde saçların şekildeki bir diken diken olduğu gözleniyor. Bu durumda Van de Graaf jeneratörü ve öğrenci ait hangileri kesinlikle birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar insan vücudu da iletken. Dolayısıyla iki iletken cismin yük alışverişi yapması için tek şart var. Potansiyelleri farklı olmalı. Potansiyeli farklıysa yük alışverişi yaparlar. Ne zamana kadar? Ta ki potansiyeli birbirine eşit oluncaya kadar. Ve potansiyeli birbirine eşit olduğu anda yük bölü yarı çap tabi küre ise yük bölü yarı çapla orantılı paylaşırlar diyoruz da küre değilse ne ile orantılı paylaşacağının bir formülü yok kapasiteleri orantılı paylaşır diyoruz kapasitesi büyük olan daha fazla yük paylaşır diyoruz bu anlamda ama hangisinin kapasitesi büyük hangisi çok yük birikir onu bilme şansımız yok net yük fazladan işaretlemiş. Mecburen ikisi de aynı işaretle yüklü olmuş olacak iki dokunan cisimden. O yüzden de yük fazladı ikisi de artıyor da ikisi eksi olmalı bir doğru. Zaten potansiyelleri eşit oluncaya kadar yük alışverişi yaparlar dediğimiz için mecburen son durumda potansiyeller eşit işte olmalı. Ama net yük fazladı kapasitesi kimin büyükse onun yük miktarı daha fazla olacaktır. Bu anlamda bunun hakkında kesin bilgimiz yok. Üçüncüyü attık cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Bilgisayar klavyesinin tuşuna basıldığında hareketli ve sabit plakalar arasındaki yumuşak yalıkan malzeme sıkışmaktadır demiş. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur? Arkadaşlar e, buradaki tuşa bastığımızda klavyenin tuşuna bastığımızda orası aslında sağç görevi görüyor alt tarafında. Mesela sağaç C eşittir epsilon A bölü D dediğimiz için levhalar arasındaki mesafe azaltılıyor. Bu mesafe azaldığı için sağda ne yapar artar. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla ne demiş birinci de bilgisayar klavyesindeki tuşların çalışma mekanizması sağçlarda yer, sağaçlar yer alır demiş. Aynı öyle burası sağaç görevi görmüş oluyor. İki tuşa basıldığında sığa artar demiş. D azaldığı için sığamız artacak. 2 de doğru oldu. Tuşa basıldığında hareketli plakalı sabit plaka arasında elektrik akımı oluşur demiş. Yani şöyle karşılıklı plakalar arasında yalıtkan malzeme olduğu için yük geçişi olmuyor arkadaşlar bu arkada. Zaten yük geçişi olmasında yalıtkan malzeme konuluyor. O yüzden de bir elektrik akımı oluşamayacak burada. Üçüncü attık cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Yıldız kanlarının dayanabileceği elektriksel alan şiddeti sınırlıdır. Eğer gerilim kritik bir değeri aşarsa, elektronlar enerji aralığını atlayarak serbest hale geçer ve yük boşalması oluşur. Yıldırım ve şimşek olayları elektrik yüklü fırtına bulutlarında oluşur. Yıldırım bulutu ile yer arasındaki şimşek ise iki bulut arasındaki elektriksel boşalmadır. Bu olaylar havanın dayanabileceği elektrik alanın aşılması sonucunda oluşan elektriksel boşalmalardır. Dielektrik ortamın iyonize olmadan dayanabileceği maksimum elektrik alan şiddetini dielektrik sertlik denir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? demiş. Bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki artı karşıda eksiler var diğer bulutta da. Şimdi artı eksi yük miktarı arttıkça potansiyel fark da artmış olacak. Yoksa birinden diğer elektronun sıçraması kolaylaşacak. Fırtına bulutları statik elektrikle yüklüyor demiş. Evet biri artı biri eksi yük de yüklüyor. Dolayısıyla buna statik elektrik durgun elektrik demek. Bu anlamda artı ve eksi yükler sabit olduğu için orada statik elektrikle yüklü olmuş oluyor. Birinciyi aldık. İki. Fırtına bulutları dev kondansatörler gibi davranır. Evet, karşılıklı aslında birinde artı, çok miktarda diğerinde eksi yüklenmiş oluyor. Bu anlamda sığaca benzemiş oluyor. Bu anlamda söyleyebiliriz kondansatör gibi davranacağını. 3. Yıldırım ve şimşek çakmaları sona erdiğinde bulutun içindeki elektriksel alan çakmalardan hemen önceki duruma göre azalır demiş. Elektrik alan dediğimiz E potansiyel fark bölü d olduğu için birine elektronlar diğerine geçtiğinde o zaman ne yapacak? Artı yükleri nötrleyecek. Mesela artı ve eksi yük miktarları azaldığı için potansiyel fark azalır. O yüzden de elektrik alan azalır deriz son durumda. Burada da öyle söylüyor. İlk duruma göre azalmış olur deriz. Cevabımız 1, 2, 3'ten Edirne olacakmış. Basılma istenen noktacıklara karşılık gelen uçlarının uçlarındaki elektrik kristale gerilim uygulandığında elektrik kristal STM hareketi yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak mürekkep damlasının püskürtme ucundan dışarı çıkması sağlanır. Buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şuradan püskürtme ucundan Burada noktacıklar, damlacıklar çıkıyor. Burada elektrosik yükleme ünitesi var. Burada yükleniyor. Yukarıdan aşağı doğru inerken de bakın sağ tarafa doğru sapıyor. Eksi levhaya doğru saptığına göre demek yüklenen parçacık artı yüklü olsun ki eksiye doğru sapabilsin. Değil mi? Ne demiş? Bu mantıkla bakalım. İkinci de mürekkep damlacıkları eksi işaretle yüklenmiştir diyor. Hayır artı işaretle yüklenmiş olsun. Piyozik Yoz elektrik kristal mürekkep püskürtme ünitesinde elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşmüştür. Bakın arkadaşlar şurada sağ tarafa doğru elektriksel kuvvet uygulanıyor. Bu elektriksel enerji sonucunda da sağ tarafa doğru bir hız kazanacak. Yani kinetik enerji kazanacak. Dolayısıyla mekanik enerji kazanmış olacak. Bu anlamda birincisi doğru olmuş oldu. Saptırıcı levhaların gerilimi artarsa mürekkep damlacıklarının sapma miktarı artar demiş. Gerilim arttığı zaman bu artı yüklü parçaya daha fazla kuvvet etkileyecek Q çarpı E'den dolayı. O zaman buradaki kuvvetimiz artacaksa daha çok yolundan sapar deriz. Bu anlamda üçüncüsü de doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olur. Defibrilatör Defi yani elektroşok cihazı durmuş veya durmakta olan kalbin normal ritmini geri kazanabilmesi için kalbe kısa süreli yüksek değerde akım veren cihazdır. Elektroşok cihazı tam olarak yüklendiğinde kondansatörde elektriksel enerji depolanır ve bu enerji 2 milisaniye gibi çok kısa sürede hastanın vücuduna verilir. Bu ani elektrik şoku kalpteki kasılmayı durdurarak düzenli bir kalp atışı ritmi sağlayabilir demiş. Bir doktor kalbi duran hastaya birkaç kez şok uygulamasına rağmen hastanın kalbi normal ritmine girmemiştir. Doktor hemşireden elektroşok cihazın gerilimini arttırmasını istemiştir buna göre. Arkadaşlar elektroşok cihazı bir kondansatör olmuş oluyor. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. Map kitabında bunun ismi geçiyor. Elektroşok cihazı ve fotoğraf makinesi flashından bahsediyor. O yüzden sol, solulabilecek bir soru tarzı. Uçlarına bir gerilim uygulayıp bu ne yapıyor? Yükleniyor. Potansiyeli V dersek sırasına C diyelim. Tabi potansiyeli V ise bunun da potansiyeli V'ye kadar olacak. Yükü de Q kadar değil. Hatta enerjisine de E kadar değil. Bunlarla ilgili soru soruyor çünkü. Bakın birazdan hikaye kısmını geçtikten sonra ne diyor? Elektroşok cihazının gerilimi artırılırsa diyor. Yani şuradaki V potansiyelini artırıyoruz yeni durumda. Ama sığası neye bağlı dersek? Epsilon A ve D'ye bağlı. iç yapısına bağlı. İç yapısı değişmediği sürece sığamız ne yapmaz? Değişmez. O zaman sığada bir değişiklik yok. Ne değişti? Potansiyel arttı. Değiştir C ve D yerine yazacak olursak sığamız sabit potansiyel artarsa yükümüz ne yapar? Artar ya da kondansörde depolan enerji QV bölü 2 diyecek olursak. B'miz arttı Q'muz da arttı değil mi? O zaman enerji de artarmış deriz. Bu maddeye bakacak olursak kondansörün sıvası artmıştır. Hayır değişmez dedik. Epsilon A ya da D'ye bağlı başka bir şeye bağlı değil. Potansiyelin değişmesi onu değiştirmiyor. Yük ya da enerjiyi değiştiriyor. Kondansatörde depolanan depolan yük miktarı artmıştır. Evet burada belirledik yükün arttığını söyledik potansiyeli. Artınca ikinci aldık. Hastaya verilecek enerji ilk duruma göre artar demiş. Aynen öyle QV bölü 2'den enerjinin artacağını da bulduk. O yüzden cevabımız 2 ve 3'ten denizde olurmuş deriz. Elektrik yükünü dolayısıyla elektriksel potansiyel enerji depolayabilen devre elemanlarına kondansatör yani sığaçlarını buna göre sistemlerinden hangilerinde kondansatör kullanılır demiş. Elektronik flash üniteleri arkadaşlar fotoğraf makinesi flashlarında kullanılır. Elektro şok cihazlarında kullanılır. Bu ikisini map kitabı örnek olarak vermiş ve üzerinde anlatmış. Fotoğraf makinesi flashında şöyle olmuş oluyor. Şimdi fotoğraf makinesi flashı patladığında yüksek miktarda enerji açığa çıkıyor. O enerjiyi pilden direkt alamıyor. Ama içerisine bir kondansatör koyuyorsun. Pilden kondansatör doluyor. Hazırda bekliyor. Çok kısa sürede saniyeden çok daha az bir sürede o enerjiyi depo ettiği konusunda enerji yüksek miktarda enerji olarak açığa çıkarabiliyor. Bu işe yarıyor dolayısıyla elektroşok cihazı da aynı mantıkla. Mesela elektronik flash üniteleri yani fotoğraf makinesi flash bunları kastetmiş oluyor bir doğru. Bilgisayar klavyeleri bastığımızda C'yi artırıyoruz yani epsilon A bölü D'den D'yi azaltıp C'yi artırıyoruz. Dolayısıyla bunlar da kondansatör diye geçiyor o yüzden ikinciyi de alacağız. Üçüncü otomobil ateşleme sistemi yani bujileri ediyor. Bunlar için işte yine kondansatör kullanılıyor arkadaşlar. Üçüncüyü de alırsak cevabımız 1-2-3'ten Eden olacakmış deriz elektriksel yükleme işlemi tamamlayan bir fizik öğretmeni yalıtkan eldivenle tuttuğu reyar çaplı nötr iletken L küresini üreticinin iki reyar çaplı küresel K topuzuna dokundurup yeterince bekliyor ve daha sonra geri çekiyor. Dokundurma işlemi sonucunda ders tarşındaki diyaloglar yaşanıyor. Buna göre Yusuf, Zeynep ve Kerim'in hangilerinin elektriksel potansiyel ve yükleme Bunlarla ilgili kavram yanılgısı bulunmaktadır demiş. Arkadaşlar iki iletken küreyi dokundurduğumuzda potansiyelleri eşit olunca kadar yük alışverişi yaparlar. Potansiyel dediğimizde V eşittir K kübürlü R oranı olmuş oluyor. Daha doğrusu yarı orantılı yük paylaşacaklar. O yüzden de son durumda K'nın yükü tabii ki L'nin yükünden fazla olacak. Ama son durumda potansiyeller birbirine eşit olacak. Bu mantıkla bakalım. Tabii bize kavram yanılgısını söyle. Ona da dikkat yani yanlış olana bakacağız. Fizik öğretmeni demiş K elektriksel potansiyelleri arası ilişki hakkında ne söylenebilirsiniz demiş Yusuf. K'nın yarıçapı daha büyük olduğundan K'nın elektriksel potansiyeli L'nin elektriksel potansiyelinden büyüktür. Hayır K'nın yükü daha büyüktür potansiyeli birbirine eşittir. O yüzden Yusuf'unki yanlış olmuş oldu. Kavram yanılgısı var. Fizik öğretmeni başka fikri olan var mı? Zeynep ise bence K'nın yarıçapı daha büyük olduğundan dokundurma sonucu yük miktarı L'ninkinden fazla olur demiş. Doğru söylemiş. Kavram yanılgısını sorduğu için almadık bunu. Fizik öğretmeni dokundurulma işlemi sonucunda kürelerin elektriksel potansiyelin değişimi hakkında ne söyleyebiliriz demiş. Kerim'in verdiği cevapta dokundurulma sonucunda yük miktarı azalan kan, elektriksel potansiyel azalır demiş. Evet. yüklü olan kaydı nötr olan L'de dokundurduğumuzda yükü ne yapacak? Kan azalmış olacak bir miktar. O yüzden potansiyeli de azalır. Dolayısıyla potansiyel K kübülü R oran. R'miz sabit ama yükü azaldığı için potansiyel de azalacak. Bu da doğru olmuş oldu. Bize yanlışı kavram yanılgısını sorduğu için cevabımız yalnız Yusuf'tan adan olacakmış deriz.